Arılar yok olursa insanların yalnızca 4 yıl ömrü kalır. Ünlü fizikçi Albert Einstein, arıların insanlığın devamı için önemini bu sözlerle anlatmıştı. Türkiye'de tescillenmiş 3 arı ırkı var. Bunlardan biri de Gökçeada arısı. Gökçeada arısının ıslahı için başlatılan proje kapsamında adadaki üreticilerden toplanan arılarla 200 koloni oluşturuldu. Bizim de bölgemize has Gökçeada yaşayan bir arı ırkının olduğunu hocalarımız tespit etmişler. Biz de bunu ıslah programına aldık. Bu arıyı özellikle Gökçeada'daki tüm arıcılardan 3'er 5'er tane topladık. Burada tüm Gökçeada'yı temsilen 200 kolonilik bir grup oluşturduk. Çanakkale Arı Yetiştiriciliği Birliği tarafından yürütülen Gökçeada Arısı Islah Projesi 3 yıllık bir proje. Hedef, üstün vasıflı kraliçe arı üretilmesi. Uygulanan hijyen, verimlilik ve sakinlik gibi testlerden geçer not alan arıların bulunduğu kovanlardaki kraliçelerden yenileri üretilirken, düşük puan alan kraliçeler projeden çıkarılıyor. Mevcut kraliçelerin hijyen davranışını, verimli, sakinliğini ve birçok özelliğini tespit etmeye çalışıyoruz. Özellikle hastalıklara dayanıklı, verim özelliği yüksek olan anaları ön tarafa çıkarıp onlardan yeni nesiller üretmeyi hedefliyoruz. Projeden çıkan kraliçeler Marmara ve Ege bölgelerindeki arıcılara damızlık olarak verilecek. Arıcıların yeni nesil sakin arılarla arıcılık yapması amaçlanıyor. Özellikle hırçın olmayan biz arıları tercih ediyoruz. Arının en büyük özelliği tabii hırçın olması, arıcıyı arılıktan uzaklaştırıyor. Sakin olması arıcılıkta aranan, istenen bir özellik. Biz özellikle hırçın olmayan arılarımızı tercih ediyoruz. Hırçın olmayan, çok sakin, çok güzel bir arı elde edilmeye çalışılıyor. Yeni başlayan arıcılarımızın da çok rahatlıkla kullanabileceği bir arı olacak. Ve büyük miktarda ana arı üretimi planlanıyor. Gökçeada oldukça zor, rüzgarlı bir bölge. Adada rüzgarın 280 gün santral çalıştıracak şekilde estiğini kaydeden ileri, arıların zar kanatta olması sebebiyle rüzgardan etkilendiğini söylüyor. Ancak Gökçeada arıları ortama uyum sağlamış. Rüzgara karşı uçması zor. Mutlaka kovanından yakınlarında kalması lazım, kovanda kalması lazım. Derken rüzgara karşı uçamazsa ölümle burun buruna geliyor. Ama bu arı özellikle yıllar önce rüzgara uçan arılar hakimiyeti almışlar. Ve onların kızları, onlardan sonraki nesiller yerden bir karış yukarıda ne kadar rüzgar olursa olsun uçabilme yeteneği kazanmış. Bu bölge arısının en büyük özelliği o. Gökçeada arısı öncelikle çok güçlü koloniler kurabilen, rüzgarda çok güçlü uçabilen, rüzgardan çok etkilenmeyen, çok kıt kanatlardan geçinebilen, çok kaliteli bir arı fakat burada göz ardı edildi ve uzun yıllar seleksiyon çalışması veya bunun gibi bir çalışma yapılmadı. Selekte edildiği zaman yurdun her bölgesinde çok rahatlıkla çalışabilecek ve arıcılarımızın çok işine yarayacak bir ırk. Ancak adadaki hayvanlar yani koyun ve keçiler bir insan boyuna kadar olan yeşillikleri büyük ölçüde tüketiyor. Bu nedenle arılara pek fazla besin kalmıyor. Arı bir insan boyundan yukarıda ne bulabilirse onu getiriyor. Yani kaynaklar kıt. Dolayısıyla zor şartlarda kendine yaşam şansı bulmuş bir hayvan. Ada olması sebebiyle her tarafı denizlerle çevrili. Zaman zaman yüksek rutubet oluyor. Rutubet de arıyı olumsuz etkiliyor. Ona karşı da tedbirini almış. Rutubete karşı da dayanıklı. Zor şartlarda kendi yaşam döngüsünü oluşturmuş özel bir ırk. Türkiye Arı Yetiştiriciliği Birliği'nin verilerine göre Türkiye'de toplam arı kovanı sayısı 7.991.072. Yıllık bal üretimi 114.471 ton ve arıcılık yapan işletme sayısı 83.210. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre dünyadaki yabani çiçek türlerinin yaklaşık %90'ı, dünya gıda ürünlerinin %75'inden fazlası ve küresel tarım arazilerinin %35'i tozlaşmaya bağlı. Ancak tüm omurgasız tozlayıcıların, özellikle arılar ve kelebeklerin neredeyse %35'i yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Habitat kaybıyla, yoğun tarımdan pestisitlere, hastalıklara, iklim değişikliğine ve kötü arıcılık uygulamalarına kadar çeşitli faktörler
arıları tehdit ediyor.